O çaba küfre denktir. İmam Ali aleyhisselam, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: "Zalime düşman, mazluma da yardımcı olunuz." Hazreti Mesih aleyhisselam buyurdu ki, "Size hak olarak söylüyorum ki, eğer bir oda ateş alırsa, o ateş sürekli bir odadan diğer bir odaya sirayet eder ve sonunda birçok oda yanar. Ama birinci odayı tutar, kökünden söküp atarlarsa, bu takdirde ateş için hiçbir yer kalmaz. İlk zalimde işte böyledir. Eğer önü alınacak olursa, ondan sonra kendisini örnek alacak başka bir zalim ortaya çıkmaz. Nitekim eğer ateş de ilk evde tahta ve çubuk bulamazsa hiçbir şeyi yakamaz." İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "Her kim sana zulmederse sana fayda vermiş ve kendisine ise zarar vermiş olur." Yine şöyle buyurdu: "Sana zulmedenin zulmünü gözünde büyütme. Çünkü o kendisinin zararına, senin faydana çalışmaktadır. Seni sevindirenin mükafatı kötü davranman değildir." İmam Bakır aleyhisselam buyurdu ki, "Mazlumun zalimin dininden aldığı, zalimin mazlumun dünyasından aldığından daha çoktur." Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Kendi aleyhinize olsa bile bana yardım edin. Allah'a andolsun, mazlumun hakkını zalimden alacağım. Zalimin burnuna halka takıp gem vuracağım. Deve gibi istemese bile hakkın kaynağına zorla sürüp götüreceğim." Allah'ın sevgilisi, "Zalimler ve yardımcıları ateştedir" buyurmuştur. Bir başka hadislerinde ise şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü olunca bir münadi şöyle seslenir: Zalimler ve yardımcıları nerededirler? Hokkalarına pamuk koyanları, torbalarının ağzını kapatanları ve kalemlerini mürekkebe daldıranları da zalimlerle haşrediniz." İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Zalim, zalimin yardımcısı ve onun zulmüne razı olan kimse. Her üçü de zulümde ortaktır." İmam Sadık aleyhisselam Nev bil Bekali'ye şöyle buyurmuştur: "Ey Nev! Eğer kıyamet günü benimle olmayı istersen zalime yardımcı olma." İmam Rıza aleyhisselam zalim sultanlar için çalışmak hususunda şöyle buyurdu: "Zalimlerin işine girmek, onlara yardım etmek ve istekleri yolunda çaba göstermek küfre denktir. Bilerek onlara bakmak büyük bir günahtır ve insan bu sebeple ateşe girmeye hak kazanır." İmam Sadık aleyhisselam, darlık ve şiddetli sıkıntı sebebiyle zalime yardımcı olmak hususunda sorulunca şöyle buyurdu: "Ben doğudan batıya bütün alemi bana verecek olsa, zalim için bir düğüm atmayı, bir kırbanın ağzını kapamayı, hatta kalemini mürekkebe daldırmayı hoş görmem. Şüphesiz zalimlerin yardımcıları, Allah'ın kulları arasında hesap görmeyi bitirmesine kadar kıyamet günü ateşten bir çadır içinde olurlar." İmam Sadık aleyhisselam, "Eğer Ümeyye oğulları kendileri için yazacak, vergileri toplayacak, savaşacak ve cemaatlerinde hazır olacak birilerini bulmasaydı asla hakkımızı bizlerden alamazlardı" buyurmuştur.